Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün videomu barış çiçeklerinin özellikle yaprak uçları kuruyan barış çiçeklerimizin nasıl düzeleceğini cap canlı olması için neler yapacağız? Ayrıca açmayan barış çiçeklerimizin yaz kış sürekli çiçek açmasını nasıl sağlarız? Sizden ricam videomuz sonuna kadar izlemeniz sevgili arkadaşlarım. Bugün barış çiçeklerinize güzel bir vitamin önereceğim. Bu vitamin çiçeğimizin uçlarındaki kararmaları ve daha hızlı sağlıklı bir şekilde gelişmesini ve bol bol çiçek açmasını sağlayacak. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Barış çiçekleri açmayı sever. Yazında, kışında bakımı güzel olduktan sonra sürekli çiçek açar arkadaşlar. Şimdi bu çiçeklerim benim daha yeni. Şöyle yeni. Diğer büyük barış çiçeğimden bu yazın başında yavru alarak çoğalttığım iki tane saksım. Kök olarak çıkardım toprağıyla beraber büyük barış çiçeğimden. Sonrasında hazırladığım, kendi hazırladığım toprağa ektim. Kendi hazırladığım toprak diyorum. Evet, toprağımı kendim hazırlıyorum. Biliyorsunuz bunu her çiçek videomda söylüyorum. Ben doğal gübreli toprak kullanıyorum. Çiçeklerimin daha çabuk tutması, daha hızlı büyümesi ve dipdiri, capcanlı sürekli çiçek açması için uzun yıllar yaşaması için doğal gübreli toprak kullanıyorum. Onun dışında dediğim gibi yazın başında ektiğim ve artık tamamen büyüdüler. Daha da büyüyecekler. Büyük barış çiçeğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Onun gibi kocaman olacaklar. Ama bu barış çiçeklerinin uç kısımlarındaki kurumalarla ilgili sizlerden çok yorum alıyorum. Bazen bende de oluyor. Ama bunu gidermek aslında çok basit. Ve çiçeğinizin açmamasıyla ilgili yorumlar var. Yeni ektiğim çiçek olduğu halde bu yazın çok tomurcuk verip çiçek açtı arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi. Bu çiçek böyle kökünden beri bir tomurcuk veriyor. Beyaz. Sonra o patlıyor. Yani açıyor. Yukarı doğru çıkıyor. Bembeyaz bir renk. Sonrasında gün geçtikçe böyle yeşile dönüyor arkadaşlar. Sonra tekrar gün geçtikçe kahverengi oluyor. Kuruyor, gidiyor. Yenisi geliyor. Ne yapacağız? Öncelikle barış çiçeklerimizin sağlıklı ve uzun yıllar yaşaması için benim diğer barış çiçeğim tam 10 yıllık arkadaşlar. 10 yıl boyunca benimle beraber. Arada budamasını yapıyorum. 2-3 senede bir saksısını değişiyorum. Yani toprağını yeniliyorum. Sonrasında bana bol bol yavru veriyor. Bol bol çiçek açıyor ve tomurcuk yapıyor. Ben de o yavruları tekrardan çoğaltıyorum. Barış çiçeğini çok seviyorum çünkü. Barış çiçeği suyu sever. Uçlarındaki kurumaların en büyük nedeni susuz kalmasıdır sevgili arkadaşlarım. Susuz ve havasız. Yani su vermeyi unuttunuz ya da bir yere gittiniz, evde yoksunuz. O zaman uçlarındaki kurumalar başlıyor. Sonrasında ne kadar su da verseniz o kuruma yaprağa yayılıyor arkadaşlar. Susuz bırakmıyoruz. Haftada en az 3 kere suyunu veriyoruz. Havasız dedik. Havadar bir ortamda, ev içerisinde olsun. Mutlaka ışık alması gerekiyor. Işık almadığı sürece, gün ışığı, güneş almadığı sürece çiçeğiniz durduğu yerde sayıklar, solgun bir halde kalır. Bunları yaptığınız sürece barış çiçeğiniz uzun yıllar sizinle yaşar. Gelelim uçlarındaki kararmaların giderilmesi için. Çiçeğimizin bol bol çiçek açması için vitaminimize. Barış çiçeklerime, diğer çiçeklerime biliyorsunuz hemen hemen bütün vitaminleri sizlerle paylaşıyorum videolarımda. Barış çiçeklerime en fazla verdiğim iki tane vitamin var. Bunların içerisindeki en çok sıklıkla verdiğim onları, bu çiçeklerimi bu hale getiren nedir arkadaşlar? Hemen sizlere şöyle göstereyim. Bu nişasta. Fakat nişasta olmayıp da, bu pirinç nişastası, onu söyleyeyim. Nişasta yok. Pirinç unu olabilir. Pirinç unu yok. Pirincin kendisi olabilir.
Evde pilav yapıyoruz. Pirincimizi ıslatıyoruz. Islattığımız pirincin suyunu soğuduktan sonra dökmüyoruz, çiçeklerimize veriyoruz arkadaşlar. Pirinç suyu barış çiçeklerindeki hem yapraklarındaki kurumaları gideriyor, kararmaları gideriyor, hem de bol bol tomurcuk verip çiçek açmasını sağlıyor sağlıklı bir şekilde. Nişasta, pirinç nişastası dedik. Bir kaşık pirinç nişastasını suyun içerisinde eritin. Sonrasında ayda bir kez, çiçeğinizin gidişatına göre 15 günde bir kez. Çiçeğiniz çok kötüyse, çiçek açmıyorsa, uçları her bir yeri karardıysa 15 gün arayla bunu tekrarlayabilirsiniz. Fakat çiçeğim sağlıklı, sadece minik minik kararmalar var böyle benim gibi. O zaman ayda bir kez çiçeğinize pirinç nişastası, pirinç unu ya da pirincin kendi ıslanmış suyunu verin arkadaşlar. Çünkü pirincin içerisindeki nişasta çiçeklere vitamin oluyor, kalsiyum oluyor. Hem kökünü besliyor, hem de gördüğünüz gibi sağlıklı kökler, yavrular vermesini sağlıyor. Dediğim gibi ben sürekli bunu barış çiçeklerime, evdeki aslında tüm çiçeklerime uyguluyorum ama en fazla uyguladığım budur. Gelelim ikinci vitaminimize. Bu da yine fakat bunu 15 gün ya da bir ay arayla değil. En az 2 ay geçmesi lazım bu vitamini verdikten sonra. Bu da kuru mayadır arkadaşlar. Evde kuru mayayı yine bir kaşık suyun içerisinde eritin. Bir yemek kaşığı mayayı suyun içerisinde eritin arkadaşlar. 2 ay arayla barış çiçeklerinize veriniz. Pirinç dediğim 15 gün ya da bir ay arayla, ama mayayı en az 2 ay geçmesi lazım arasından. Yani Ekim ayındayız. Şimdi bu ayda verdiniz. Kasım, Aralık, Ocak'ta veriniz arkadaşlar. Öyle. Çünkü çok etkili. Çiçeğinizi çok coşturacak maya. Bunun için 2 ay arayla vermeniz yeterlidir. Evet sevgili arkadaşlarım, barış çiçeklerimizin bu ayda da çoğaltımı yapılabilir. Güzel bir toprak hazırlayıp barış çiçeğinizin kökünden toprak ile çıkartıp yavrularından diğer saksıya çoğaltımını yapabilirsiniz. Evin içerisinde dursun, mutlaka ışık aldırın. Evet, beni nereden izliyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Hepinizin yorumlarını okuyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım.